Hüseyin Bey bitti artık. Ne Hüseyin Bey? Boyacı Yusuf var burada. Boyacı Yusuf'un şovunu göreceksiniz efendim. Peki, Rambo gibi gelmişsiniz, bomba gibisiniz, sizi sahneye uğrayalım. Tabii, hemen. Nereden geliyoruz? İstanbul'dan efendim. Ayakkabı boyacılığı yapıyorum efendim. Biraz hayal kırıklığına uğramış gibi oldun çarpı gelince. Yo, önemli değil efendim. Katılmak mıyım ona? Tabii ya, önemli değil. Ben kırmızı bile yansa yine oynarım. Buradaki Acun Bey, çok özür dilerim. Kısa bir şey söylemek. Tabii. Buradaki gençleri böyle eğlendirmek de sevaptır efendim. Şey söyleyebilir miyim efendim? Tabii. Kusura bakmayın, ben okula da gitmemişim. Ben okuma yazmam da yok yani, doğru düzgün. Ama size bir şey söyleyeyim gençler. Çok önemli bu. Dans, yetenek, ruhla bedenle arasındaki yerin o içinden gelecek. Evli misiniz? Evet efendim. Çocuk var mı? Var efendim. Kaç tane? 3 tane efendim. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Büyükler mi? Bir tanesi askerliği bitirdi. Şimdi dayıların yanında çalışıyor. Kızım da okula gidiyor. 6 yaşında bir oğlum var. O da anaokuluna gönderiyorum efendim. Eğitim. Onlar biliyorlar mı yarışmaya katıldığınızı? Vallahi şimdi ne desem şimdi. Hanım karşı. Çok özür dilerim. Ama oğlum dedi git baba dedi. O destek verdi yani. Yani sizin bu yeteneğinize hayran kaldım. Allah razı olsun efendim. Şimdi Hülya Hanım bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Hülya Hanım. Siz niye buradasınız şu an efendim? Şu an ya hayır. O kadar yeteneğiniz. Özür dilerim yanlış anlamayın. Çok özür dilerim ya, herhangi bir şey için demiyorum. Neden buradasınız biliyor musunuz şimdi? Siz hiç gündemde düşmüyorsa her zaman yerindesiniz. Çünkü yetenek olduğu için sende. Sizde o güzel kabiliyet, o konuşmalar olduğu için efendim. Çok mersi ama siz dans ettiniz mi? Yok. Ne yaptınız? Yok açık konuşayım yani. Ne yaptınız? Ben mi efendim? Gördünüz efendim. Eğlendiler diyorsunuz. Ya herkes eğlenecek. Eğlendirmek tabii. Yetenektir diyorsunuz. Tabii o ama işte. Ha, biz ona bakacağız yani dansa değil. Dansa da bakacaksınız efendim. Bence kendine güveniniz, salonu eğlendirmeniz, hareketleriniz mükemmeldi. Ben çok memnun oldum. Ben çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Beşiktaş şimdi. Başka şarkı var mı getirdiniz? Şu an yok da yani istediğiniz parçayı çalın. İstediğiniz parçayı çalın oynayayım.
Biz çalalım herhangi bir şarkı mı? Ya olsun efendim, hangisi olursa olsun ama ağır müzik olmasın. Benim sevdiğim bir şarkı var, o çalacak. Danza Kuduro olur mu? Acun Bey, o zaman çalacak mısın siz? Çalacağız. Bir kısa ara vereyim, geleyim, ondan sonra olmaz mı efendim? Bir saniye, bir saniye. Olur, olur. Hüseyin abi, sana yani hayır, hayır. Lütfen Hüseyin abi deme, Hüso Bey. Efendim? Hüso Bey, Hüso, Hüso. Boyacı Hüso. Hüseyin abi bitti. Hüso! 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 Hüso, sana hayır desek bozulmasın değil mi abi? Senin canın sağ olsun abi, önemli değil benim için. Sağ ol. Senin canın sağ ol, hiç önemli değil. Peki, yani... Vallahi gerçekten çok içten bana göre iyi bir insansın. Allah razı olsun. Yani onu belli ediyorsun da. Tabii. Buraya da çok renk kattın. Yani bugün hakikaten çocukları en çok eğlendiren belki sen oldun. Sağ ol. Ben affına sığınarak hayır diyorum. Tamam. Yapma, 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 yapma. Yapma. Ben şunu söyleyeyim. İnanın, samimiyetle söylüyorum. Yani bu kadar enerjinizden ve kendine güveninizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ben sizin gibi yarışmacıları çok görmek istiyorum yarışmada. Çünkü hakikaten bütün salon sizle beraber oldu. Ben evet diyorum. Sağ olun. Pardon, Hüso. İstemeyerek hayır. Sana sağ olsun. Buraya kadar zahmet ettin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. İnşallah yine görüşürüz. Ama size söyleyeyim şunu. Evet, hayır dediniz ya, hayır dediniz ya. İnternete tıklamak unutulacak.